Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Çok enerjiksin, nasılsın, iyi misin? Maşallah. İyi bir vallahi sorma, yoğun bir sezon, yoğun günler geçiriyoruz. Böyle birkaç gün Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonraki birkaç gün içine dahil edersek bir hafta bir yorgunluğumuz daha olacak herhalde. Tabii sonrasında Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları vesaire, tabii gerçi bu hafta içerisinde oluyor da dün. Sayın Ahmet Nurçay bir 19 Mayıs'ta yapmak istiyoruz, 19'unda demişti ama yok, yanlış hesapladı. Yok, doğru, 19 Mayıs Doğru mu? Evet, 19 19.00 Mayıs. işte. Saat olarak 19.03. Aa, evet. Ha, dedim bir karışıklık olmasın ama yanlış tabii. Anladım ben senin ne demek istediğini. Mart 19, onun bir sene beklemesi lazım o zaman. Aynen ya, bir hesap yapıyorum şimdi, Allah Allah dedim. Evet. Sevgili Serdar abi, şimdi 42 haftalık bir maraton. Bir sürü, şimdi Ahmet Nur Çebi geldi. İmkansızlıklardan bahsetti. Ardından Sergen Hoca geldi. İşte transfer dönemi çok verimli geçmedi ama aslında gayet de verimli geçmişe de benziyor tabii Beşiktaş için. Valla zor bir sezon geçirdi Beşiktaş. Sen neler söylersin? Öncelikle senden bir değerlendirme alayım. Şimdi transfer hakikaten çok zor bir süreçti o dönem Nergis. Baktığınızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferlerine göre çok daha tasarruflu transferler yaptı. Yani böyle insanları havalimanına götürebilecek bir transfer oldu. Evet. Bak, ilk baktığınızda Rozier, Geza evrakları motosikletle geldi, motokuryeyle geldi biliyorsunuz. Evet. Santrafor bulamadığınız pahalı hepsi. İşte dizinde sıkıntılar olan Aboubakar'ı almak zorunda kaldınız. Bir sürü sıkıntılarınız oldu. Ya burada transferdeki tek böyle söyleyebileceğim nokta Josef de Souza gibi bir adamı bedava almak. Bonservisi olmadan almak. Onu iyi takip edebilmek. Yoksa onun dışında Galatasaray'ın ve Fenerbahçe transferlerine baktığınız zaman bu takım ilk beşe girmez deniliyordu. Ben de hep şunu söylüyorum. Transferin havası sahada atılır. Uçakta değil diye. Önemli olan nasıl bir takım kuracağınız, nasıl bir hoca anlayışı getireceğiniz. Buydu önemli olan. Ama şu takımla hakikaten yani o transfer dönemine bakıyorum da kimse böyle bir takımı şampiyon yapabilirim diyemezdi. Hiç kimse diyemezdi bunu. Yani şu an mevcut hocalar içerisinde söylüyorum. Çoğu istemezdi böyle bir takımı. Ama şu an o oyuncular öyle bir parladı ki, öyle bir parlatıldı ki, öyle bir takım ortaya çıktı ki çok büyük bir başarı elde ettiler. Kısıtlı imkanlara rağmen, bakın transfer limiti sorunlarına rağmen, Evet. bütün bunlara rağmen Beşiktaş yönetimi istese çok borca girebilirdi. Bir takım sıkıntıları göğüslemeye riskleri alabilirdi ama bunu yapmak istemedi. Çünkü o zamanki anlayış şuydu. Şampiyonluktan öte kulübü o borç girdabından kurtarabilmek. Şimdi yavaş yavaş bu iş düzene oturacak ama daha uzun yıllar var. Bu kadroyu her hoca kolay kolay şampiyon yapamaz. Sergen Yalçın'a o transfer dönemindeki Fenerbahçe'yi verin veya Galatasaray'ı verin. Lig çoktan bitmişti. Evet. Nisan'da belki ligi bitirmişti Sergen Hoca o kadrolarla. Bu kadroyla ya bu kadrodaki çocuklar kalitesiz mi? Hayır. Sayı az. Şey olarak baktığınız zaman üst düzey maç oynayabilecek oyuncu sayısı da az. Hep gençler var. Diğerlerinde öyle değil. Dolayısıyla yani İrfan Can'ın, bazen Mesut Özil'in, bazen Sosa'nın yedek olduğu bir Fenerbahçe karşısında bu kadroyu ne kadar konuşabiliriz? O yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Sergen Yalçın Fenerbahçe veya Galatasaray'ın hocası olsaydı ligi çoktan bitirmişti. Çünkü onların kadro kalitesi daha geniş. Tabii. Şimdi ben bir yandan da izleyenlerimizin sorularına bakıyorum. Ya herkes şu anda Aboubakar derdine düşmüş. Bunu hemen sormam gerekiyor. Biraz daha sonra sorarım diyordum ama şimdi Aboubakar dün Cenk'in açmış olduğu videoda bir gözüktü. Sonra kayboldu. Herkes Aboubakar arıyor dünden beri. Aboubakar nerede? Sevgili Sertar abi. Biliyor musun? Aboubakar İzmir'de, Aboubakar Beşiktaş için kavga etmeyi bile göze aldı Karagümrük maçından sonra. Evet. Cenk Tosun'un ikisi.
Yani takımda kendisini o kadar çok bütünselleştirmiş ki tabii burada bir sakatlığı söz konusu mu? Söz konusu. Hep şunu söylüyorum. Biraz daha fedakarlık yapabilir miydi o sakatlık konusunda? Yani her şeyi göze alabilir miydi? Belki alabilirdi ama oyuncu da sakatlandığım zaman hani sakatlığım büyüdüğü zaman bir daha futbol oynayabilir miyim? Şimdi bu korkuyu taşıyan adam, bu psikolojik sorun, bu psikolojiyi yaşayan adam bence zaten ilk 11'de olsa çok verimli olamazdı. Yani orada sağlam bir vücuttan öte sağlam bir beyne ihtiyaç var. Yani kendini korkulardan arındırmış bir beyne ihtiyaç var bir futbolcunun. Sivasspor maçındaki Aboubakar gibi bir Aboubakar olacaksa olmasın daha iyi. Çünkü korkuyordu. Psikolojik korkusu var bu anlamda. Ve şimdi onunla da benim duyduğum daha önce sen bunu dert etme. Kontrat konusunda için rahat olsun. Daha güncel bir kontratın olacaktır. Birkaç senelik. Ama yine tabii biraz performansa dayalı. Yani biz de kulübün parasını garanti altına almak zorunda istiyorlar. Tabii ki bu kulübün parası yok. Üçte biri, tüm gelirlerin üçte birini kullanabiliyorsun. O yüzden Aboubakar'la yeni bir kontrat. Sergen Hoca'yla yeni bir kontrat. Efendime Anladım. söyleyeyim. Tabii ki onlar hepsi Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra. Şu an tek hedef çifte kupa. Ve çok ilginçtir. Beşiktaş en son çifte kupayı İzmir'de aldı. Beşiktaş şu an İzmir'de. Ve çifte kupayı en son alan teknik direktör Mustafa Denizli de dünkü maç öncesi geldi. Kampı ziyaret etti. Sergen Hoca'yı ziyaret etti. İkisi yan yana fotoğraf verdi. Biri çifte kupalı Beşiktaş teknik direktörü. Diğeri de çifte kupaya aday Beşiktaş teknik direktörü. Ve İzmir. Bu da çok güzel bir tesadüf. Kaderin cilvesi diyelim. Sergen Hoca'nın ben çifte kupayla kapatacağına inanıyorum. Şu an hedef Ziraat Türkiye Kupası. O nedenle Aboubakar, Sergen Yalçın kontratı sonraya bırakıldı. Yani bu maçtan sonra oturulacak, konuşulacak. İkincisi Rozier ve Gezal da bu maçtan sonra o işlemler yapılacak. Zaten Gezal kalmak istediğini yönetime söyledi. Ben sizi anlatayım dedi. Siz dedi yeter ki dedi kulübümle bonservis sorunu çözün. Ben sizinle anlaşırım dedi. Yani bu Gezal'dan yeşil ışık demek. Rozier için ise bir sene daha kiralamayı düşünüyor. Karar verdiler. Çünkü bonservis de alabilme şansı olursa evet. Ama burada oyuncu devreye girip ben Beşiktaş'ta bir sene daha kalmak istiyorum derse ki öyle diyecek gibi gözüküyor. Tabii bunların hep temelinde de Aboubakar var. Çünkü Aboubakar'ın bazı oyuncular üzerinde çok ciddi bir gücü var. Çok seviyorum. Başta Rozier, Gezal, Atiba. Zaten Gezal'la Atiba komşular. Altlı üstü oturuyorlar. Atiba bir kere daha kalacak. Yani burada şampiyonluk kadar önemli bir şey var. Kadroyu muhafaza edebilmek. Kadroyu koruyabilmek. Evet, zaten dün Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de, şimdi tabii gazeteci arkadaşlarımız transfer sorusu sordular hemen. Kendisi de dedi ki ben bu şampiyon kadroyu bozmak istemiyorum dedi. Ama şimdi orada benim dikkatimi çeken tabii ki Sergen Hoca'yı da sordular, özellikle Sergen Hoca'yla devam etme durumunu sordular. Şimdi orada pek böyle şey yapmadı, yani tabii ki tebrik ediyoruz falan dedi ama pek böyle hani sözleşmeyi uzatacağız, şöyle olacak, böyle olacak falan değil mi? Beklenilen cevabı vermedi yani, ama tabii ki mutlaka Ahmet Nurçevi de Sergen Yalçın'a devam edecektir. Tabii ki. Yani bunun bir kaçarı yok. Şöyle, yani kaçma niyetinde değiller zaten. Sadece başkan bir şey garanti olmadan onun sözünü vermek istemiyor. Her şeyin farkındaysanız garanti altına aldıktan sonra çünkü artık çok değişik bir çağdayız. Sosyal medyası var. İletişim konusunda sınırları zorlayan bir çağdayız. Senin ifadelerini çarpıtabiliyorlar. Fatih Terim'in tabii ki alkışlayacaklar olayı. Ben de sordum. Ben de kendisini tanıdığım için biliyorum. Asla ve asla Galatasaray camiasını küçümseyerek bir olay değil bu. Onun içindeki yani o cümlenin altındaki şu bana göre. Yani Fatih Terim böyle egosu yüksek olan bir adam değil. Tabii ki alkışlar gibi ama işte onu aşmazsanız parantezlerle onu aşmazsanız bu yanlış anlaşılır. Yazılı olarak bakıyor herkes çünkü artık kimseyi izlemiyor. Yani vücut diline bakmak istemiyor insanlar. Sadece vakit kaybetmiyor. Twitter'da orada burada yazılı okuyorlar ve geçiyorlar.
Dolayısıyla çok tehlikeli. Bence bu bundan dolayı da olabilir. Hani bak sen böyle dedin, böyle oldu falan demesinler diye. Sergen Hoca'ya geleceğim. Yani şu Fatih Terim olayını eklemek istiyorum. Başka şeyler. Hı hı. Onu bir motivasyon aracı olarak kullanan Fatih Terim de eminim ki Ahmet Nurçebi'nin Galatasaray camiasını küçümseyerek söylemediğini bence biliyordur. O da yılların hocası. Yani bir kulüp başkanı çıldırmış olması lazım ekranlar karşısında gidip kameralar karşısında bunu söylemesi falan diye. Fakat Fatih Hoca aynı zamanda şöyle bir tecrübe. Ben böyle bir fırsatı kaçırmam. Bunu alır soyunma odasında duvara asarım. Takımını motive edebilmek için. Eğer zaten o kadroyu hani moral motivasyon açısından ayakta tutmaya çalışıyorsan zaten içinde çok ciddi sıkıntıya girdi. Yani orada kimse Ahmet Nurçebi veya ona sert ifadeleri demeyeyim de yani şikayet edeceğini bence asıl konuşulması gereken Galatasaray Kulübü'nün kendi başkanı Mustafa Bey. O ifadeleri kullandığında tüm Galatasaray camiası şampiyonluk konusunda umudunu kesmişti. Onlar öyle rahatlıyorsa. Eğer Mustafa Cengiz bugünleri bilse öyle konuşur mu? Yani tabii ki. Zannetmiyorum. Ben, herkes umudunu kesmişti. Bugünleri bilse Belhanda'yı kadro dışı bırak gönderirler miydi? Hayır. Dolayısıyla yok. Burada hani Beşiktaş kendi elleriyle rakiplerini ortak etti. Çok net söylüyorum. Kendi elleriyle rakiplerini ortak etti. O 8 Nisan'daki hafta Galatasaray 3-0 Hatay'a inmiş. Fenerbahçe efendime söyleyeyim bay geçmiş o haftayı ve Beşiktaş kazanmış. Doğal olarak baktığınızda artık herkes Beşiktaş bu işi bitirdi diye düşünülüyor. Demek ki bu işi ya rakipleri ortak eden taraf Beşiktaş. Onu bir kere net koyalım ortaya. O da neden? Kadro kısıtlı olduğu için. Şimdi Sergen Hoca ile Ahmet Nurçebi oturur anlaşırlar. Ama Sergen Hoca'nın artık elinde bir şampiyonluğu var. Evet. Sergen Hoca ile ilk oturduğunuzda boşta olan bir teknik adamdı. Boşta olan. Yani Abdullah Avcı'nın 1/3'ünü alan bir teknik adamdı. 1/3'ünden daha az attı. Evet. Ama şimdi kaşesi yükseldi. Etiketi biraz daha farklı. Çünkü neden? İlk senesinde şampiyon olan bir hoca ve kısıtlı imkanlarla. Çok kısıtlı imkanlarla. O nedenle pazarlık masası biraz daha şey olacaktır mutlaka ama hak ettiğini Beşiktaş yönetimini verir Sergen Hoca'ya. Sergen Hoca'da çok böyle zaten sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü taraftar bırakmaz onu. Tabii. Yani Sergen Hoca istediği kadar hani ne bileyim pazarlık maddeleri vardır, o vardır, bu vardır ama ben Sergen Hoca'nın Beşiktaş taraftarını Beşiktaş taraftarını üzecek şekilde kararlar alacağını zannetmiyorum. Çünkü onu taraftar sahiplendi. Taraftarın kırmızı çizgisidir Sergen Yalçın. Bence Sergen Hoca da bunun bilincinde olarak o masaya oturacaktır. Mutlaka evet. Önümüzdeki günlerde tabii ki bunların haberlerini alacağız. Şimdi Sergen Hoca'nın da sezon sonu bazı açıklamalar yapacağım demişti. Onlar da tabii ki merakla bekleniyor. Ama hala ben şu anda izleyenlerimizden Abubakar kupa maçında oynayacak Serdar abi diyorlar. Bence oynamaz. Öyle bence mi? Oynamaz. Peki. Düz koşu bile yaptı daha. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Abubakar hakkında son haftalarda özellikle son iki haftada çıkan bir sürü spekülasyon oldu. Bunlara kulüp bir cevap verecek mi? Zaten kulübün bence bu anlamda ciddi bir şeyi oldu. Yani Beşiktaş yönetimi nedir ne değildir bu konu hakkında açık ve net ifadeler kullanması gerekiyordu ama biraz bunun bu sessizliğin nedeni de şampiyonluk yarışının sekteye uğramaması için. Çünkü Abubakar'ın takım içerisinde ciddi derecede seven oyuncular var. Bu oyuncuların da moral ve motivasyonu düşündü Beşiktaş yönetimi. O yüzden orada biraz ölü taklidi yaptı. Ben de düşünüyorum ya haklıdır diyor. Yani niye sessiz kalıyor? Nedir bu Abubakar? Ya sana ne mesela ben Beşiktaş kulübü başkanı olsam kardeşim sana ne ya bir dur ya bir sezonu bekle ya. Senin için Abubakar'ın kontratı mı önemli? Beşiktaş'ın şampiyonluğu mu önemli? Yani tabii ki şampiyonluk. Sergen Yalçın'ın kontratından bile daha önemli olan Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı varken ben niye Abubakar'ı Beşiktaş'ın gündeminin birinci maddesine taşıyayım? Burada ben biraz hak veriyorum. Evet tabii. Ama bunu, tabii onu hala altına süpürmek önemli. Boş ver.
Çünkü orada 4-5 tane oyuncu onu çok seviyor. Abubakar'la ilgili olumsuz bir şey söylesen o oyuncular da etkileyebilir. Bunlar hepsi hassas noktalar. O yüzden ısrarla, bir de Beşiktaş'ın kendi için ısrarla Abubakar da Abubakar. Senin gündemin Abubakar değil. Senin gündemin şampiyonluk yarışıydı. Ha bitti şimdi. Sor. Tamam, Ziraat Türkiye Kupası var. Ondan sonra sor Abubakar. Ondan sonra Abubakar'ı konuşursun ama bu gündemi değiştirebilecek önemli hassas konulardan biriydi Abubakar olayı. Tabii, yani herhangi bir açıklamada değişirdi, evet. Evet, oynamaz dedik sevgili izleyenler. Muhtemelen diz koşu bile yapamıyor dedi sevgili Serdar Sarı'da. Abubakar konusu bu şekilde. Şimdi tabii ki şampiyonluk kutlamalarını merak ediyorlar. Yine Sayın Ahmet Nurçevi dün açıkladı dediğimiz gibi ama var mıdır böyle özel bir kutlama? Şimdi Vida'da bir heyecanlandırdı yani bizi Boğaz'da bekleyin falan filan derken. Ama tabii ki bir yanda da pandemi var. Neye ne kadar izin verileceği bilinmiyor. Nasıl olur şampiyonluk kutlamaları? Bununla ilgili bir haber aldın mı? Vallahi pandemi kuralları çerçevesinde olması Beşiktaş'a yakışır. Şimdi ben dün de böyle bu Galatasaray taraftarı biraz sitem etti. Yani seyirci, meyirci alınmıyor. İçişleri Bakanlığı genelde şudur budur. Ben dedim ki hani bu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Sezon başından beri söylediğim bir şey. Hani bu futbolda işte şurada seyirci olsun, burada seyirci olsun dediğimizde ve bu virüsün yayılmasına neden oluyorsak ve bu yayılmadan dolayı bizim birkaç teyzemiz, dedemiz, amcamız, halamız vefat ediyorsa yeşilliğine gelmiş. Bunun günahı kimin boynuna yazılır? Ya bu iş bu kadar... Efendim teyzeler şimdi mi aklına geldi diyorlar. Benim, yani ben bunu Fenerbahçe Beşiktaş maçında da söyledim. Pardon, Fenerbahçe Galatasaray maçında da. O zaman siz neredeydiniz bu sistemeden sevgili taraftarlar? Sizin için takım sevgisi insanların sağlığından daha mı önemli? İşte burada şampiyonluk kutlamaları da aynı şey. Ben onu söylüyorum. Dün bekçiler, emniyet güçlerimiz havaya ateş ettiler. Evet, yani hoş bir durum değil ateş etme. Yani o adamlar terörist değil, bir şey değil. Fakat sen de bu devletin güvenlik görevlilerini hani o seviyeye, o hale getirmeyeceksin. Sen de biraz kutlamanı hani devlet kutlama çıkma diyorsa çıkmamak lazım bence de. Balkonlarından, pencerelerinden kutlayabilirsin. İnsan sağlığı. O yüzden ben burada kimse kusura bakmasın Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ayrımı yapmam. Ben Adana Demirspor'un maçında da aynı tepki gösterdim. Trabzonspor'un geçen seneki o sokak kutlamalarında da aynı tepki gösterdim. İnsan sağlığıdır bu. Hepsinden öte bizim toplum disiplini kazanmamız lazım bu alanlarda. Biz yıllardır alay ettik. Uzak doğrular maskelerle dolaşıyor diye. Gülüyorduk. Haklılarmış. Evet. Bazı yerlerde sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla burada tabii hoş olmayan görüntüler de oldu. Üzücü tabii ki. Öyle havaya ateş etme olmaması lazım. Ama o insanların da işlerini yapmaya engel olmamamız lazım. Burada şampiyonluk kutlamaları da bence bu çerçevede düşünmeli. Şimdi 1 Haziran'a kadar kısmi gevşetme var ama 1 Haziran'a kadar. Sonuçta restoranlar onların da kapalı. Evet. Sokaklar mesela 9'a da kadar devam ediyor. Belki simgesel anlamda bir kutlama olabilir. Daha sonra balosu olur. Hani Haziran'da o kısıtlamalar daha da gevşediğinde. Bence burada öncelik Beşiktaşlı taraftarların, Beşiktaşlı kongre üyeleri, futbolcuların eğlencesinden öte burada öncelik insan sağlığı. Ben onu düşünüyorum. Şu günler bir geçsin de Allah'ın izniyle daha çok kutlamalarımız olur. Tüm bayramlarımız. Evet, inşallah. Peki şimdi Beşiktaş'ın bir de Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. Tabii biz de İngiltere'den de haber bekliyoruz. Orası ayrı ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne gidecekleri için şimdi Sergen Hoca ve yönetimin hedefleri bir tık daha büyümüş olacak. Ve buna göre bir kadro mu kurulacak şimdi önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta? Evet. Muhakkak tabii bu şey olmayacak. Yani yeni Pepe'ler, Talişka'lar, Negredo'lar, 4 milyon Euro'lar, 5 milyon Euro'lar böyle bir dünya yok. Bunu geçin. Ama biraz kadro... olsun yani Serdar abi. Şampiyonlar... Hayır, kadro. Rozier'i kim tanıyordu? Kimse. Gezer'i kim biliyordu? Baktığınızda. Bakın ne güzel bir isimler bunlar. Bir tane lazım ama Serdar abi bir tane yani. Şimdi o dönemler geçti. O dönemler menajerlerin o kulübü bu hale getiren menajerlerin ekmeğine yağ sürer. Beşiktaş'ta oyuncu havuzu o kadar çok geniş ki yıldız adaylarını kovala. Yıldız, sövmek üzere olan yıldızları değil. Gidiyorsun bu kulübün 5 milyon eurolarını futbolculara veriyorsun. O 5 milyon euro verdiğin futbolcu için menajerine 1 milyon euro komisyon veriyorsun. Yazık günah değil mi o 1 milyon euroya? 1 milyon euroya 5 tane rıdvan çıkartırsın aşağıdan.
Beş tane Ersin çıkartırsın. Beş tane Kartal çıkartırsın. Yazık günah değil mi? Artık Beşiktaş kulübü menajerleri zengin etme kulübü olmayacak. Olmamalı da. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nden dolayı kapıya gelen menajerleri duyuyorum şimdi. Beşiktaş'ı bu hale getiren menajerler gene kapıya dayanmış. Benim bildiğim Ahmet Nur Çebi de onları öyle sokmaz. Evet. İşini görür ama kendi kriterleri doğrultusunda. Dolayısıyla yıldız değil, yıldız adayı. Sönmekte olan değil, parlamakta olan yıldız adayları. Scouting transferleri, bunlara bakılacak. Hı. Yani sen Haaland'ı 19-20 yaşında bulmuşsa Beşiktaş onu al. Tabii. Onu demeye çalışıyorum. Yani Haaland gidecek 34 yaşında gelmesin bana. Doğru. Şimdi sen onu 18 yaşında bulacaksın, 19 yaşında bulacaksın. Öyle var mı? Var. Adaylar var mı? Var. Hı hı. Onları şimdi, söyleyeyim. Şimdi listede var yani adaylar. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şimdi liste gelip liste deyince aklına 2-3 tane A4 kağıdı gelmesin. Şöyle bir klasör gelsin. Her mevki, her mevkiye genç adaylar, 18 yaş grubu, 20 yaş grubu, 21 yaş grubu, 24 yaş grubu, hepsi. Korkunç bir liste var. Bütçeler belli. Menajerlerin listesi değil, Beşiktaş yönetiminin scouting, arama tarama komitesinin listesi önemli burada. Yani burada belki 200-300 oyuncu var. Oyuncuların içerisinde mutlaka Sergen Hoca'nın isteyeceği mevkile uygun adamlar vardır. Tabii ki mutlaka. Peki heyecanlı bir transfer döneminde geçirecek Beşiktaş tabii. Dediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi için. Ben başlıyorum transfer çalışmalarına. Oo, hadi bakalım. YouTube kanalında ve Milliyet.com.tr'de, Skorer'de çok olacak transfer haberlerimiz inşallah. En sevdiğimiz şey zaten Serdar abicim. Benim de izleyicinin de en sevdiği şey transfer haberi yani. Doğru. Şimdiden ben sana kolaylıklar diliyorum. Zor bir dönem oluyor çünkü transfer dönemi. Evet. Şimdi sevgili Serdar abicim son olarak sana şunu sormak istiyorum. Mutlaka sen kulüpten birileriyle ya da futbolculardan, Beşiktaş futbolcularından birileriyle iletişime geçmişsindir. Var mı dün akşam konuştuğun, duyguları neler, bize böyle bir anlatırsan, o dün akşam böyle bir yaşatırsan. Gerçi sen de yayındaydın ama belki bir aramalar yapmışsındır. Evet, dün akşam öyle çok fazla konuşamadım çünkü benim de kendi işlerim vardı. Oyuncular da böyle kutlama mutlama ama birkaç kişiyle konuştum, onların isimlerini vermeyeyim. Ağlamaklı hepsi tabii ki. Çünkü onlar için çok farklı bir şampiyonluk yarışı oldu. Beşiktaşlılar bu sezonu asla ve asla unutmaz dersem yalan söylemiş olurum. Tüm Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, tüm renkler bu sezonu hiçbir zaman unutmayacaklar. Bu sezon korkunç bir sezon oldu. Bu sezon seyircisiz bir sezon oldu. Bu sezon çok zor bir sezon oldu. Bu sezon pandemiyle iç içe olunan bir sezon oldu. Bu sezonun milli aralarında bile milli takım 3 maç yaptı. Bir sürü sıkıntıları oldu. Covid'li oyuncular oldu. Son saniyeye kadar neredeyse 3 takımın yarışta olduğu bir sezon oldu. İnsanlarla konuşuyorum. Ben yani futbolculardan öte dün biraz sosyal medyada taraftarlarla taraftarların gönderdiği mesajlar okudum. Kimisinin ne kalp kalmış, ne ciğer kalmış, ne dalak kalmış, ömürlerinden ömür gitmiş, kiminin saçı beyazlamış, kiminin saçı dökülmüş, kimisi maçı seyretmemiş, gitmiş film seyretmiş, maç bittikten sonra sosyal medyaya şu durum nedir, o titresi kaldıramayanlar falan filan. Kimisi sevinirken dizini sakatlamış, kimisi kolunu sakatlamış, kimisi parmağını kırmış falan. Bir sürü şey gördüm, okudum. Böyle bir gece yaşadı. Ya insanlar halen kendine gelemiyordur belki. Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra da bu süreç böyle devam edecektir bir süre. Ve kutlamalar falan tabii ki coşkulu olacaktır. Beşiktaş taraftarı ben söylüyorum sosyal medya hesaplarından, sosyal medyadan, gündemden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu, coşkusunu düşürmesinler. Yarın bugün birileri çıkacak, bir şeyler açıklayacak, gündemi değiştirecekler, kendilerini gündem yapacaklar. Ben bunu yıllardır çok görüyorum. O yüzden Beşiktaşlılar sosyal medya hesaplarından şampiyonluk gündemini düşürmesinler bence. Peki. Serdar abicim çok teşekkür ediyorum sana. Böyle şampiyonluk için özel bir yayınımız olsun istemiştim. Ben olur. Teşekkür ederim. Evet. Yine zaten yayınlarımız devam edecek. Sana genel bir sezon değerlendirmesi yaparız önümüzdeki hafta içi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi pazarlar. İyi pazarlar.